Goldberg'larımı aldım. O zaman buyurun. Olmayan seslerin tamamını yapıyorum. Hocam zor iş. Bu arada 23 dakikalık bir videoyu tahminimce 30 dakikada bitiririz çünkü Sallı abi yok. Sallı abi bu ara Özledim hiç yok farkındaysanız çünkü ben Sallı Paskalya'da. abi Ben de ya. özledim ya, çok konuşuyor, beni bölüyor falan ama vallahi özletiyor kendini arada Vallahi be. özledim. Abim ya, ama yokluğu da böyle arada bir iyi de geliyor, böyle kafa dinliyoruz yani. Şu an Sallı abi arkadaşlar boşuna hiç sormayın etmeyin çünkü Sallı abi şu anda avuçları kaşınıyor paradan. Paskalya onun en sevdiği zaman şu anda. Ho 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 ya. Onun Noel geldi ya. Noel'den daha mutlu şu anda. Ne yapıyor be? Ne oluyor ya? Hakikaten ne oluyor lan? Çekerken yapın işte şu ses efektlerini. Maşallah. Ha, ses efektçi adam. Hani o böyle Ha. şey yapıyorlar ya, mesela işte atıyorum kaşık sesi için aslında yok, tabağı böyle bıçakla attım şu an. Evet, Instagram'da bir tane kadın hep denk geliyor Ben de bana bir tane ya. çocuğa denk geliyorum abi. Hatta Ratatouille'yi de yapmıştı böyle. Davulla mavulla böyle bir şeyler yapıyor. Neyi? Evet, topal salyangoz, sana küstüm. Bana hiçbir şey yapmadın açtım. Ratatouille. Ratatouille. Niye güldün? Doğrusu İzlemedin neymiş mi ya? Ratatouille? Hayır. Doğrusu Ratatouille Ratatouille. oğlum, Ratatouille. Koçum biz Fransa'ya Ratatouille gittik geldik. Sen ne ko... Paris. Paris bonjour. diye Biz bunları artık biliyoruz koçum. Ratatouille işte bonjour. yani. Bonjour ma passe il. Eski bubley falan. Bunlar bizde. Paris. Oğlum çok güzel söylemesi ya. Yıllardır Evet, söylemesi Paris. Paris'e. İnsanlar Paris. orada Paris. Evet. Paris. Benden pahalı. Yaşanmışlık var abi bu ağaçta. Ondan mı yine pahalıyız? Hadi Hoş biz de geldin. girelim mi şu ağaç işine ya? Hadi Artık girelim. hakikaten bir şeye girelim ortaklaşa be. Ya ben kurdele çiçeği istiyorum. Ver bende kurdele. Bak Bir sana Alper'in sarar boynuna. kurdele çiçeği oğlum, Hayır, sana bak gel. çizileyim salona bir tane Bak. kurdele çiçeği Salonda istiyorum. böyle dururum, salonda böyle. Arada sakallarımı budarsın, şekil değiştiririm böyle falan Arada diyorum. su veririm sana. Su da verirsin arada. Arada güneş Allah, ne kremi sürüp yazıklara güneşe geldi. döndürürüm seni. Oğlum Vermiyor olmaz. ya git. Güneş kremi sürersen fotosentez yapamam. Ölürüm. Bak güneş kremi mesela doğa dostu değil. Aa! Lanet olası güneş kreminin bir eksisini daha buldum. Doğa dostu değil. Bitkiye sürsen güneş alamaz, fotosentez yapamaz, ölür. Güneş, siz var Biz ya, bitki miyiz? güneş kremi sürenler ağaç düşmanı, Allah. bitki düşmanısınız siz. Bir ben Yeşile yeşil miyim? hayırcısınız siz. Ben Yeşil insanlar da var. yeşil Yeşil insanlar da var. Şirek ne yapsın? Şirek Norveç hamsisi mi? Şirek ne Nerede yapsın? şirin? Ya. Uzaylılar ne yapsın? Norveç Uzaylılar şey, aman Gürcü hamsisiydi o. Norveç hamsisi başka bir şey. En zorluğu şeyi nedir? Seyisliğin. Gübrelerini almak olabilir. Tabii bu bir sıçıyor. Çok sıçıyor bunlar. Çok güzel kokuyor burası. Videoda koku henüz yok. Bana geldi Devam. ama kokusu. Dünyanın en güzel hayvanı ya. Enteresan mesleği At değil geliyor mi? Çok bana. güzel Ama hayvan. ben çok geldiniz korkuyorum. biliyorsun. Ama dünyanın en güzel hayvanı da demem. Yok. Evet ben de Çok, demem. Çok ben çok asil. çok asil, evet. Dünyanın en asil hayvanı diyebilirim. Diyemem. Der miyim? Ne De asil denir, başlı. denir, denir. Aklıma asil hayvan Ay gelmedi başka ya. şeyler de At güzel. olabilir gibi. Aslanlar Sibirya var. kurtları da, Sibirya kurtları da çok Evet. asil duruyor bence. Huskilere de aşığım, orası Erva, gerçekten Alp varken kalp kısmı umuyorum ki hayvan kısmından sonra gelmemiştir. yani. Zaten kanala da artık gelmiyorsun modluk yapmaya. Modluğunla beraber kanaldaki bütün yetkilerini de şöyle banla beraber bir alırsak. Karadeniz'e yollasa önce miydi? Tam önceyse tamam. Alp bak, o çiçek mevzusuna yazdı. Ben öyle umut ediyorum. Bu seride birbirinden enteresan, hayatınızda belki hiç görmediğiniz meslekleri deniyoruz. Nasıl bir meslek? Oğlum aslan da asil ya. Şimdi asil hayvan deyince aslında bir sürü var be. Ya çıtaların miyavlamasını biliyor musun? Aslanın mı? Çita Çita. çita. Çita bir miyavlıyor gerçekten ama böyle öyle böyle değil yani. Ha, o saatte bilmem kaç kilometre giden hayvanın miyavladığını duysam bütün etkisi gider bende. O yüzden Bak duymak istemiyorum. bir dakikalık bir video Sen çok hızlı. benim bugün başıma geleni biliyor musun? Senin cüzdanını aramaya indiğimde. Ne oldu? Çita mı saldırdı? Hayır, bir tane siyah kedi var ya bizim sitede. Buldum bu arada ben. Karanlıkta Tamam. görülmüyor zaten. Hı. Tam böyle sizin işte otoparktan çıktım, önümdeydi. Bir sıçradım zaten. Sonra Hı. hemen saçımı 3 kere çekip arabaya gittim. Basil inançlarımız bu Arabanın arada. Bu bilmeyenler için arkadaşlar. Kara kedi görünce 3 kere saçımızı çekiyoruz. Evet. Ondan sonra arabanın işte bu yanlarına falan bakıyordum. Flaşı açtım. Arabanın ışığı da bir süre sonra kapanıyor ya. Arabanın ışığı kapandı. Ben Hı. flaşla böyle yerlere merlere bakıyorum, tamam mı? Kafayı bir kaldırdım. Önümde yeşil 2 tane şey bana bakıyor. Arabanın üstüne çıkmış manyak. Oha. Ben bir sıçradım. Benim kornaya bir basış En üstteki, var. Görüyor Bu ne lan? musun? Tipe bak. Bu ne oğlum?
Arkadaşlar bunun miyavladığına bakmayın. Bu var ya, bu amel defterinizi kapatır yani. Bu bence kurgudur bu ya. Ben buna inanmıyorum. Hayır, gerçekten böyle. Bak ne oldu birden. Aslan miyavlar mı lan? Bak, yok. Kükre bakayım. Sen kükrüyor ya. Lan tipe bak. Bu ne oğlum? Aslan kükremesi yazalım. Bir de bak, bir bak, bir de bir bunu, bir de bir bunu bir duyalım da öyle devam edelim. Evet. Kükre lan. Biz bu videodan bu aslan kükremesine nasıl geldik? Tamam, kapattım. Çok uyduruk kükretmişler. Devam. Ne zorlukları var, ne kadar kazanılıyor, neler yapılıyor? Hepsinden bahsediyorum. Abi zaten her şey yavruyken güzel. İnsan da öyle. Masum, saf. Hiç kötü düşüncesi yok. Çıtanın ki yetişkin de bir de miyavlar. Hepimiz yavru... evet, o doğru bu arada. Lady... yavrusunu düşün. Ay. Lady Naran, 5. ayında hoş geldin Lady. Merhaba. İlk enteresan mesleğimiz için... Ben de geçen gün bir şey öğrendim hayvanlarla ilgili. Pandaların da %50 ihtimalle ikiz çocukları oluyormuş, ikiz bebekleri. Evet. Tamam mı? Ama şöyle bir şeymiş. İkisinden birini tercih ediyormuş. Nasıl? Bir diğerini ne yapıyormuş? Annelik etmiyormuş. Ne yapıyormuş? İşte bu bakım yerlerindeyse bunlara bakan kişiler fark etmesin diye birkaç saatte bir yavruları habire değiştiriyor. E peki mesela bu normalde doğada olsa ne oluyor? Diğerine ölüyor sanırım o zaman. Sanırım bir tanesini bırakıyor aynı. Şerefsiz Allah, şimdi böyle deyince de bu sefer... Ama yok yok, dur. Tunu abiye söyleyeceğim sanarlar mı? Klibini alırlar Tunu abiye, ne diyorsun la? Olmasın. Kasyon neredeyiz biz? Evet, ilk enteresan mesleğimiz foley yapacağız hocam. Foley izlediğimiz filmlerdeki, dizilerdeki ses efektleri kendi kendine oluyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz hocam. Mesela silah cebinden çıkardın, çıkık sesini başka biri kaydediyor. İşte yürürken fışır fışır oluyor, o sesi başka biri kaydediyor. Bunların hepsi fışır, inanılmaz fışır. Vakit harcanıyor ve sonrasında filmin, dizinin üstüne konuyor. Bakalım nasıl? Sesi bir tek bende mi boğuk, sizde de boğuk mu? Yufak boğuk. Boğuk, evet. Rüzgarlı gibi yani böyle bir. Nasıl yapıyorlar? İçinde kalmış bence. Araç gereçten çok iyi değil mi yalnız? Çim sesi, taş sesi, her şeyin sesi çim. Hocam selamlar. Merhabalar. Ali hocamızla birlikteyiz. Kendisi dükkan sahibi. Hocam nasıl oluyor bu foley işi? Siz efektleri nasıl yapıyorsunuz? Zor mu? Ne kadar sürüyor? Çok merak ediyoruz. Efektleri şöyle yapıyoruz. Görüntüler yayınlanmadan önce bize geliyor. Dijital olmayan seslerin tamamını kendim üreterek yapıyorum. Hocam zor iş. bu ne abi mesela? Bu şimdi işte çamurlu bir zemin veya işte el yıkadınız burada, banyodasınız. Banyoda kayıt alıyorsunuz. Görüntü var. Burada birebir o el yıkamayı veya... Ulan tamam da niye el yıkamanın sesi yok? Evet, adam film çekerken yıkasın işte. Sesi de gidiyor. Hayır, değil mi ama ya? Ama ses, yani şimdi şöyle söyleyeyim, gidiyor ses ama o kadar net gitmiyor ya. Hani daha böyle geri planda kalıyor ya. O yüzden üstüne muhtemelen daha hani böyle baskın olsun. İşte mesela silah çıkarma sesi, hani klik etmesi, onu mikrofona mı yaklaştıracak? Makul. Ya işte böyle su akma sesini, o sesleri birebir yapıyorum. Aslında sen oyunculuk da yapıyorsun orada. Birebir yapıyorum dediğin abi zaten onu musluk yapıyor. Musluğun şusunu birebir o sesi veriyor zaten. Aynı şekilde yıkıyorsun elini değil mi? Tabii zaten zor öyle olan... Öyle değilmiş, özür dilerim, pardon. Lafım geri. Konuşması için sesin, yani mesela şeyde izlediğimiz filmde adam elini böyle yıkıyorsa Ali abinin de elini böyle yıkaması lazım. Böyle yıkarsa farklı bir ses oluyor. Doğru. Aynısını birebir çıkartmak zorundayız ki onlar kapatılıp yurt dışına satılıp misal Almanya'ya gittiği zaman o seslerin Türkçeleri kapanıyor. Almanca dublaj yapılıyor. Sonra müzik ve efekt de... Almanca'da su farklı ses çıkartıyormuş mesela. Dediğimiz bizim yaptığımız sesler onun altına enterband olarak konuyor. Nine efektler çok önemli çünkü diyalog değişiyor ülkeye göre ama efektler değişiyor. Ya bu şakayı ben yapsam Koray, tamam mı? Dudakların hareket etmez. He diye güldün yani Burcap diye. Sana inanamıyorum ya. Aynen öyle. Yani tuttum ben gülmemek için. Yazıklar olsun ya. Abi, arka sokakların bütün ses efektlerini yapmış. Abi kaç bölüm ses nasıl efekti yaptın arka sokaklara? Ya bir kısmını babam yaptı, ondan sonra... Babadan oğla geçen bir şey mi arka sokaklar ses efekti? Aynen öyle. O kadar uzun bir iş ki.
Kaç bölüm yaptınız abi? Yani işte 550-600 bölüm baştan abi, sona yaptık. Abi geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Ya arka sokakları 500 bölüm izleyen tek insan, bir çeken adam, iki oynayan adamlar, üç Ali abi gerçekten. Ali abi üzüldüm biraz. Buna katılmıyorum. Nasıl yani abi? Arka sokaklar hepimiz izlemişizdir belli abi, her ama. Her pazartesi sabahı uzanırsın koltuğa böyle. Bir her pazartesi. Net. Hala. Evet. Televizyonum yok gerçi hala ama. Hala nasıl izleyebiliyorsun en son bölümde ya? Ne oldu ama spoilersiz. Hadi. Artık YouTube yayınlanmıyordu. O zaman bambaşka bir hayat var. Şehir değil mi diye. Şehir var. O da var. O da var oğlum, ikisi de vardı galiba. Ha. Söylesene devamını, izlemiyorsun işte, yalancısın. Bak. Oğuz yalancı. Oğuz yakalandı yalancı. Oğuz yalancı. Ulan bunu her gün izleyen adam nasıl söyleyemez be. Ama dedim televizyonum yok dedim. Ulan hala izleyemez ki. O bir ara kaldırıldı. Ne zaman çekileceği tekrar belli değildi. Yok be, o Burcu devam ediyordu be Burcu be. Hayır, ne zaman çekileceği belli değildi. Bayağı hatta Rıza Baba mı ne başka diziye kaydı. Burcu 3 gün önce 540. bölüm Full HD yayınlandı. Resmi YouTube kanalında ama onlar geriden geliyor olabilir mi? Ama her bir haftada bir bölüm yayınlamışlar. Bilmiyorum. Eyvah. Devam ediyor mu? Rıza Baba yaşıyor hala demek ki. Devam. Bir şey söyleyeceğim, o bu arada geriden... Eski mi bu? Bu ne ya? 18 Kasım 2023'e gelmedik ki abi, biz kaçıncı yıldayız? Benim arkadaşım hangi bölümde ne olduğunu, bölümün sayısı abi var. Abi bir şey söyleyeceğim bak. Arka sokaklar devam ediyor mu? 2023 yazdım Google'a, önüme turkiyegazetesi.com.tr'de şöyle bir şey çıktı. Türkiye televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar en son 638. bölümüyle 18 Kasım 2023 Cuma günü ekranlara geldi dedi. Biz kaçıncı yıldayız? Oğlum burada bir yanlış hata var, ne oluyor ya? Anladım. Arka sokaklar önde karıştı. Devam ediyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Zaman kırılmış. 328. bölümündeki o sahne. Ah be. Ah, o çok fenaydı. Değil mi lan Koray? Şey bölümü değil mi? Evet evet. Evet o bölüm, o bölüm. Mesela diyelim ki bir iskelede yürüyoruz. Bak iskele sesimiz var. Döndük toprakta yürüyoruz. Mesela ne bileyim bir cenaze var. Cenazede şey gömeceğiz. Doğum günün kutlu olsun Watson. Doğum günün kutlu olsun Watson. Geldin mi lan, uyandın mı? Mutlu yıllar Watson. Şerefsiz, hoş geldin. Geldi mi sana yolladığım çoraplar mı? Çorap mıymış hediye? Oğlum sen hediyeyi görmedin mi? Hediyeyi görmedim. Oğlum siz bir şey söyleyeceğim. Ben yayın yaparken ne yapıyorsunuz? Yakalandı. Ben arka yemek yiyordum, yemeği almıştım. Hem arka sokaklar bir yalan, hem bu bir yalan. Ben artık göstermem, Watson gelip kameralı gösterir daha sonrasında. Tamam olur. Bir kaket, çok teşekkür ederim 100 bit için. O zaman mutlu yıllar Watson demiş. Onu da iletmiş olalım. Oh, ben aldım, ben çok aldım parayı, olur. Mesela biz de hediye aldık bu paralarla baktığınız zaman, o yüzden okey yani. Bak mesela... Bununla da toprak sesi, kazmayı kürüp... Kürüp mü? Böyle bir film acaba. Aa. Tam ASMR oluyor lan. Bak, tam mesela sen onu böyle fıt ettiğinde. Birini indirdim. Oğlum çok komik. Çeşit çeşit fayanslar var. Adam mesela sokakta koşuyor. 3 kilometre koştu. Al 1 metrelik yerde adamı 3 kilometre koşturuyorsun. Bak. Bence ona gerek yoktu zaten. Onu loop'a sokmuyorlar mıdır acaba? Bilmiyorum. Bilemedim. Bak tonu farklı, fark ediyor musun? Wow. Ben şeyi anlamadım. Bu... duvardaki şeyleri yalıtım için koymuşlar galiba mı? Yoo, bence onlar da ayrı bir ses çıkartmak için. Bence de. Bence değil de. Mi? Çünkü çok saçma olur yani, onların orada o kadarı sadece ses yapmaz. Evet daha evet, hep aynı düzeyde koşmuyorsa loop olmaz yani. Doğru. Hop halı. Tabii ayakkabı da. Hatta Ali abinin topuklusu varmış bir tane. 45 numara. Öf. Oha! Abi bunda da geziyor. Bu ne zaman gerekiyor? O cins kadın topuklu giydiklerinde bundan giyiyoruz. Onun daha böyle stiletto olanı, ince topuklusu da var. Abi hakimsin topuklu piyasasına. Bir şey söyleyeceğim, o kadarını ben de biliyorum. Stiletto ince demek. Doğru mu Burcu? Nasıl ince ama? İp ince. İnce topuk işte. Nasıl ince, ne demek ya? Topuğu için değil ama. Stiletto, stiletto ince işte. Şey var. Ama ince topuk her ayakkabıya stiletto denmiyor. Ne deniyor? O mesela benim doğum günümde aldığınız ayakkabının topuğu da ince ama stiletto değil mesela. Burnunun da ince olması lazım. Burnunun kapalı böyle ince geliyor. Aynen. Bak biliyorum.
Peki ortam... Yani şey, kadın kundurası. Ama bir film, dizi için kaç kayıt alıyorsunuz? Yani oradaki sesin yoğunluğuna bağlı. Şimdi 40 dakikalık bir işi dijital platformlara 6-7 günde yapıyorum. Ulusal kanallara bir televizyon dizisi işte 2 saat oluyor, 2 saat 20 dakika oluyor. Onu bir günde yapıyorum. Onlar da bir günde çekiyor abi. 2 saat olanı bir günde abi çekiyorlar. 40 dakika olanı 2 ayda çekiyorlar ya. Bir de iş sana geliyor, diyor ki 2 güne lazım diyor, değil mi? 2 güne bitecek diyor. İşte sayın Türk dizisi sektörüne sesleniyorum. Şu dizileri 2,5 saat yapmasanız herkes çok mutlu yaşayacak. Bence hayatı de abi. Gerçekten. Buna %100 ben de katılıyorum. Artık bu furya bitmedi mi? Ulan bütün dünya tanıştı. Türkiye'de de yani çoğu insanda vardır artık herhalde bu Netflix'ler, Disney'ler, bunlar, şunlar, bunlar. Ya ama işte 2 saat bölüm ya. Öyle... yapmamalarının nedeni şuymuş. Eskiden bu arada 90'larda ben şunu hatırlıyorum. Haberlerden sonra gece 12'ye kadar 2 tane dizi gösterilirdi. Hani evet, kısaydı şimdi. Şimdi haberlerden sonra 12'ye kadar bir tane dizi ancak gösteriliyor. O reklamdan dolayı mı? Şundan nedeniymiş. Reklam değil. Şimdi diziye harcayabilecekleri para bütçe daha az olduğu için bütçe. O yüzden tek bir dizi yapıyorlar. O yüzden 40 saat bakışmalarla o diziyi 2,5-3 saate uzatıyorlar. Evet ya, geçen yine çünkü bir tanesini izledik. Çok berbat. Yoksa mesela ya. Ben geçen denk şeye baktım. Geçen. Çok kötüydü ya. Çılgın Bediş vardı eskiden ki sana söylemiştim. Sen Çılgın Bediş'i ben de biliyorum. Çılgın Bediş. Ama bilmiyorum dedim. Yonca Evcimik olan değil mi? Evet. Ona baktım mesela. Bölümleri 35-40 dakika. Bilmiyorum derken izlemedim yani ama biliyorum. Muhtemelen de senden yani biliyor da olabilirim belki. Ya 40 dakika yap kardeşim. Bizim izlerken gözümüz kanamasın. Ya da 1 saat yapsınlar ya. 1 saat olmasın. Hani gerek yok. Allah Allah. Evet, şimdi 2 tane görüntü seçtik. Bir tanesi aksiyon dövüş sahnesi. Oha. Burada bayağı Hint filmi mi o? Çok ses var. Bir tane daha görüntü var. Orada da ya tatlış bir hamster çilek yiyor. Onu da böyle daha tıkırtı pıkırtı evet, böyle küçük yürüme sesi emcikleme sana gibi. E nasıl yani, o zaman bu internette YouTube'daki videolar yalan mıymış? Hangi videolar? Yok işte sen avuç yiyen tavşanı biliyor musun? Ha. Ha. Bir dakika, bir dakika şu anda yıkıldım abi, bir dakika. Videoyu ben de bilmiyorum. Tavşan ASMR. Bakın. Siz bir ara bu tarz bir şeyi Tandar'la beraber evet yönetmişsiniz, onu hatırlıyorum. Bak. Evet, buydu. Hayır ama bak bunu yaparsın çünkü mikrofon tavşanın ağzında. Ama bir dakika, biraz izler misin lütfen? Karpuz çekti. Akıtıyor ya ya, yerim ya. Bu gerçek. Sen de karpuz yerken böyle oluyorsun benim gözümde. Yavrum ben böyle değilim ya. Şavşan. Benim gözümde dedim. Tamam olur. Şavşan. Evet hocam, ilk ayak seslerini yapacağız. Pabuçlarımızı değiştirdik onun için. Mikrofonumuzu ayarladık. Şu zemini kullanacağız herhalde. Evet, bu zemin oradaki zemine uygun görünüyor. Ben şimdi sağdaki adamın ayaklarını yapacağım. Sonra duracağız. Soldaki adamın ayaklarının kaydını alacağız. Bu arada şey çok bu kolay çok değil. Zor abi bu. İzliyorsun. Yani ve oradaki oyunculuğun koreografinin aynısını yapmaya çalışıyorsun ki ayak hareketleri otursun. Çok iyi. Bir şey söyleyeceğim, şu an hangi adam yaptı? Sağdakini demedi mi ilk? Sağdaki demişti sanki, ben de ona odaklanmaya çalıştım. Onda da ama ekran vardı. Sizi denedim. Sağı göremedim ki ben. Ben bayağı orada görüntüyü izleyip burada sesi duydum ve sadece ayak kısmı şu an. Tabii bunun daha kolu girecek, faşuş bir sürü sesi girecek. Ben de diğerini deneyeyim. Hazır gibiyim. Yo, geç kaldı. Olmadı. Olmadı gibi sanki. Yani aslında burada delirmemiş abi. Meğerse bir şey yapıyormuş ya. Biz bu videonun başında hiçbir şeysiz gördük bu kısmı. Dik ne yapıyor bu? Çok da ciddi yapıyor ya.
Ne oldu? Ne diyorsun hocam? Iyi. Oldu gibi değil mi? Evet, evet. Gayet iyi. Ayıp şu ayak seslerini yaptık çünkü. Evet. Biraz şey, keşke şurada şey göstersen. O sahneyle beraber bu sesleri gösterdiler sadece. Seslerini yapacağız. Onda da bir eşyaya vurmak daha makbulmüş. Bir çantaya, içi dolu bir çantaya tekme atınca ben kıyafetli, kostümlü birine tekme atıyormuşum gibi olacak herhalde. Aynen. İlk başta büyük bir tane tekme atıyor. Evet. Oha! Şimdi birbirlerine yumruk attıkları yerler var. İki tane boş, bir tane yakalama var. Boşları nasıl yapıyoruz? Örnek yapalım bir tane. Bayağı iyi. çok eğlenceli la. Ya bunları birleştirince işte üst üste koyunca hop film sesi oluyor. Çok iyi. Tamam, boğuşma mı yapacağız şimdi? Ama böyle bir yandan da kendimi dolandırılmış gibi hissediyorum nedense. Şimdi boğuşma yapabiliriz. Abi sen beni boğ. Boğayım. Bak şu güzelmiş. Şöyle geliyor ya, onu şöyle mi yaparız? Bunları alsam aynen. Ben. Olur. Ali abini yordu. Ulan bir filmin ses efekti ne lan? Çekerken yapın işte. Ha bir de bu daha bir sahnesi. Seçim ses efektlerini. Aynı şeyi bir daha biz niye yaşıyoruz burada? Bir böyle bir yerde kemik kırılsın. Olur. Neyle yapabiliyoruz hocam kemik kırma sesini? Pırasayla yapabiliriz. Pırasa çok iyiymiş ya. Evet. Pırasa bayağı güzel kemik sesi çıkardı bence. Bir tane ben doğaçlama kemik kırma deneyeyim. Hocam gönder. Ne diyorsun? Bayağı iyi oldu. Oldu gibi değil mi? Evet, evet. Ben bence yer yer arada yer. Ek olarak mesela şöyle bir şey de bir. Yer yer arada yer. Bakın her şey bir yalanmış. Hadi tamam, filmdeki görüntülerin gerçek olmadığını biliyorduk hepimiz. Smackdown harcama, Smackdown gerçek. O gerçek. Ama seslerin gerçek olmadığını bazılarının öğrenmek biraz garipmekti benim yani. Bir tane çok hızlı bir hareketine şunu ekleyebiliriz. Çok iyi, tamam. Bu bizim geçiş efekti sesiymiş lan. Şimdi hamster'ın çileğe doğru yürümesini ve çileği yemesini canlandıracağız hocam. Evet. Önce yürümesini yapacağız yine tamam. Adımlarla. Şimdi çileği yakalamasını yapalım. Oha! Ne ekleyebiliriz bunun üstüne? Yani patilerini üstüne böyle pıt diye koymayı ekleyebiliriz. Demin yaptığımız pırasadan bir yeşilliği böyle ufak bir çıtırtı gibi koyabiliriz hani. Bir daha ben ağzımla bir de şey, o bir şey yapmıştın, o da güzeldi. Evet, onu da o, ekleyebiliriz. O daha böyle bir hem dudak hissiyatı verecek. Dur bakayım. Hayvan yapınca çalıştı ha. Hayvan yapınca çok tatlı oluyor ama Orkun her yaptığında böyle içim garip garip oluyor ya. Sende takıntı var mı öyle? Evet. Kutlamadık sizden. Bir takıntılılar sizi. Ya ağzını kapat da ya be adam. Senin yanında sakız da çiğnenmez. Cıklatmazsan çiğner. Abi sakızın ismi ciklet ulan. Cıklatmak ne ya? Sakızın amacı ya? Cikletmek. Ama ben de tabii ki de cikleterek çiğnemiyorum yani. O yüzden no problem. Yani düşünüyorum bir yanımda böyle hapur hapur yemek yese. Yemek yerken abi, hoşuma gitmeyebilir belki de. Böyle videosunu izlerken şey yapmıyorum yani. Hani böyle nasıl irite olmuyorum. Ben de iki türlü iriteyim ya. Biz oraya buluşmamızda gör o zaman. Hadi en bakalım. Uzağına gittim oturdum yine. Yan dibine geldim yine. Yine. Ay Allah ya. Dibine ha, yine derken bilerek yapıyormuş. Ben şaşırtıklamıyorum lan Burcu. Hayır abi, en son ben geldiğim için en son nereye gittim oturdum ben geçen gün. Bu arada arkadaşlar biz geçen buluştuk ya hani. Normalde 1.30'da buluşacaktık. Ve biliyorsunuz gibi biz Paris'ten geldik yani. Yorgunuz. Ben kaçta uyandım? 1.30. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Normalde Hilltown'a gelmesi gereken Doğukan taksiyle MR'a gitmiş. Aynı takside de geri Hilltown'a geldi. Aynı takside geri Hilltown'a dönmüş. Ve ilk can Doğukan MR ve hani böyle yemeğini falan sipariş ettik. Yolda geliyor hani beklemesin falan. Neyse o garson aldı yemeği İlkcan zaten. İlkcan dedi ki Doğukan MR'a gitmiş dedi. MR deyince AVM olan gelmedi benim ilk aklım. Doğukan buraya gelirken niye döndü de MR'a gitti, hani MR çekilmeye gitti sandım. Çocuk bakıyorum böyle anlamsız. Böyle enteresan bir buluşmaydı yani. 1.30 diye konuştuğumuz şeyi 3'te buluştuk yani. Allah'tan biz bir aradaydık Bursa tayfayla. Ama çok iyi oldu. Şimdi gelin bu görüntüleri birleştirelim, orada altına koyalım. Bir senkronumuzu yapalım, nasıl duracak ona bakalım. Hakikaten onu ben de merak ediyorum. Bak öğren Koray, belki bir iki bir şey kaparız.
Koray evde şey yapıyor. Evet, ses yaklaşık efekti bir yapmaya bir başlıyor. Benim videolara ses efekti değil mi böyle? Atlik bir ses kurgusunu yaptıktan sonra aksiyon sahnemizi de hamster sahnemizi de bitirdik hocam. Aynen. Biz işte şey sesleri birleştirdik, olması gereken sesleri doğru yerlere koyduk. Alta böyle ambiyans efektleri koyduk daha gerçekçi olması için. Bence çok da keyifli oldu. İzleyelim hocam. Olmamış gibi. Evet, Türk filmi sahnesi. Bana da öyle geldi. Arada bir de müzik olmayınca mı garip geldi? Arada böyle bir şapşup ses geliyor. Onu çözemedim. Ben enseye böyle elinde bir şey var ama bak. Elinde kırbaç gibi bir şey var adamın hayır, da. Hayır böyle kutçi sesi değil. Böyle şapşup bir ses geliyor. Hani anladın mı? Hı. Ama enseye falan vurduğun zaman hani az önce mesela vurdu. Hani o şap sesi direkt oradan geldi yani. Bir de biraz müziksiz olması çok böyle çok ham kalmış evet. Ya. O da bir tık şey. Normalde konuşmaların normalde kendi insan seslerinin üzerine daha da fark eder. Evet. Sinem 11. ayında bir yıla bir ay kalmış. Kalbim şu zamana kadar her derdimde üzüntümde beni mutlu ettin. Modumu yükselttin. Umarım her gün daha fazla kazanırsın. Umarım hep buralarda olursun. Bırcıma selam versin. Çok öpüyorum demiş. Aleyküm selam öncelikle. Bir aya da bir yılımız olacak maşallah. Çok teşekkür ederim desteğin için. Kesene bereket. Umarım dediğin gibi selamlar. Kazanırız hep. Çok. Amin. Baksana arada bir fışık fışık sesler. Arada bayağı yakaladım. Evet. Pulu sesler. O kablo sesi gibi. Çok korkuldum. Pulu gibi bir ses. Bu da olmamış gibi. Abi çok çok iyi olmuş. Ben hamster olarak doğmuşum. İnsan sesini bu kadar iyi yapamıyorum ya. Yani. Hamster sesinde daha iyiyim galiba. İnsan sesi bayağı iyi. Abi çok keyifli oldu valla. Çok fareyle teşekkür ediyorum. Fareyle senkronize gelmedi merak ses. Ediyorum. Yürüyüşü senkronize de yemesi senkronizeydi sanki. Bilmiyorum. Yemesi evet. Senkronize de yürüyüşü senkronize değildi sanki. Yani işte hızlı yaptılar muhtemelen zaten göstermek için pıt pıt hemen de. Sana normalde böyle bir iş gelmiş olsaydı ortalama nasıl bir bütçe çıkardı? Bu iş işte dijital platform işi olduğu zaman onlar daha üst kalitede bir iş istediğinden o iş 40 dakikalık bir iş bir hafta sürüyor. O tip bir işte bütçelendirmeler minimum taban fiyatları işte 10 bin liradan başlıyor. İşin zorluğuna, kalitesine, yetiştirme süresine göre yukarı doğru çıkıyor. 15'te oluyor, 20'de oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Biz de geçiyoruz sıradaki enteresan mesleğimize. Fişip. Nerede ya meslek bunu mu yapsak acaba ya? Bekle. Hazır mıyız? Sıradaki enteresan mesleğimize geçiyoruz. 10 bin 20 bin arasında. Zuzi hoş geldin. 15. ayında canım benim. Gel gel daha keyiflendiririz seni. Çok güzelmiş bu arada bu ağaç. Bunlar şey mi ya? Sıradaki enteresan bonsai mesleğimiz ya. Bonsai yetiştiriciliği. Aykut hocamızla birlikte. Bunlar satılıyor mu ya? Selamlar. Merhaba hoş geldiniz. Abi burası çok enteresan bir yer. Gerçekten çok güzel ağaçlarımız var. Ben bonsai'yi her ağaçtan olduğunu bilmiyordum mesela. Onun hani özel bir... Adamın çok tanıdık bir siması var. Ama kime benzediğini buldum galiba. Bayraktar'a benziyor. Ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Ağacı var gibi düşünüyorum. Öyle değilmiş. Bak ya şuradan hemen gösteriyorum. Bu arkadaş 15 bin dolar. Peki hocam bu ne? Bu ağaç 130 yaşında. Yani gövdesine baktığımızda doğal. Ulan abi 130 yaşındaysa 130 yıldır kim büyütüyor bunu abi? Sen büyütmüyorsun belli ki 130 yaşında değilsin. Belli bir dönemde almıştır belki şimdi uyuşturmuştur. Ya böyle bir şey var mı ya Koray? Ne bileyim öf. Ada böyle bir şeyin olma ihtimali... Araştır yaparız. ...çıktan çıkan dallar birer ağaçmış gibi büyüyor. Nadir bir ağaç olması. Nadir bir ağaç. İkincisi ağaç 130 yaşında. Bu demek oluyor ki bu ağaç 130 yıldır doğanın bütün efektini yemiş. Yaşanmışlık var abi bu ağaçta. Ondan mı yine pahalıyız? Aynen öyle. Yaşanmışlık var. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela küçücük dallar bile kabuklaşmaya başlamış. Onun için o kadar değerli, pahalı bir ağaç. Eşi bir de aynı olmuyor. Zamanda bunun gelmesi 2 ay sürmüş. Bu gemiyle gelmiş. Bilmem ne ilaçlara, özel ilaçlara batırılmış. Özel izin çıkıyormuş. Bunu getirmek için bir yıl önceden izin alıyor musun? Ölmeye şey mi ölme yani. Gerçekten masraflı bir şey. Bir de bunu tabii sonrasında bakması, yaşatması da çok kolay değil. Biliyor olmak lazım. Bunu bir yıl böyle bakmasan patates olur mu? Muhtemelen evet. Bayağı bir dalını kaybeder, şekil bozulur, ölmeye başlar. Evet hocam bunun küçüğü oluyor, büyüğü oluyor. Çok tatlıymış. Bu ne ağacıdır? Bu bir ardıç ağacı. Uzak doğuya özgü bir ardıç türü. Şimpaku dediğimiz bir ardıç türü. Bak gövdesi de böyle çok kırılımlı, güzel, şekilli. Peki yapay çiçek gibi duruyor ya. Olması fiyatı artırıyor mu azaltıyor? Artırıyor. Bu değil bir mi? Ardıç olduğu için ardıç Şimdi anladım olsun. Eyvallah sağ ol. Ciddi bir şey söyledim işte ilk defa.
Stronger Than Likör 11. ayında merhaba, bayağıdır Twitch'te yoktum fakat YouTube izlemeye ve like'larımı atmaya devam ettim. Muhtemelen YouTube'dan devam ederim ama bu akşam geleyim dedim demiş. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin canım benim. 11. ayımız da kutlu olsun. Bari bir sonraki ay 1. yılını da kutla da yılımız olsun ya. Ne dedi ki Oğuz? Ne yapayım mı dedi de arkadaşlar. Doğada gördüğümüz ardışlar hep bitti, böyle o, bitti. Ne yapayım mı mevzusu bitti. Bir hortlattım ki sadece. Biz bunu bonsaiye yansıttı. Peki çarşamba yok mu bir GTA 5 playlist? Uf. Hayda bir anda. Vallahi çarşamba var gibi hissettim. Tamam. Ben baktım playlist. Tamam. Ne oluyor? Ağacın değeri artıyor. Çünkü bu doğal görünmeye başlıyor. Peki bunun fiyatı ne kadar? Bu 2250 dolar. Cık. Maşallah. Benden pahalı. Şimdi cık. İnsan direkt şey adam diye düşünüyor. Daha da büyük olunca mi? Daha pahalı. Evet. Düşünüyorsun öyle değil. Dediğimiz gibi ağacın kalitesi, nadirliği, görünümü, bakımı, türü. Mesela bu bakımsız kalmış biraz. O beyaz etkileri çok görmüyoruz. Aslında var ama hepsi yosun bağlamış, kirli kalmış. Kökler biraz çığırından çıkmış. Teslax yani. 18. ayında hoş geldin. Bu ağaç şu anda 3000 dolar. Bu 2250 dolar. Ama bu mesela bütün kalitesi vurgulansa 4-5 bin dolar edebilecek bir ağaç. Peki hocam, bir ağacı nasıl bonsai haline getiriyoruz? Ya mesela bu fidanlıktan aldığım bir ağaç. 4000 dolar onu alacağım ama giderim. Hey adam, 25 liraya bir tane fidan alıyor. Bonsai haline getirip 3000 dolara mı satıyor? Yani galiba da ona o kadar para vereceğime gittim bunu aldım Burcu. Nasıl? Yani ne yapayım? Ya zevk meselesi aşkım, öyle deme yani. Hayır işte öyle yaparım. 3000 dolara ne yapacağım? Yapalım o zaman, biz de alalım, biz de yapalım bonsai'yi. Seviyorsun da sen bitkileri yetiştirmeyi zaten. Yetiştiremiyorum ama yetiştiremiyorum. Var ya, gel annemi emekli edelim, annemi bitkici yapalım ya. Vallahi billahi. Aşkım, o da biraz tehlikeli değil mi? Ya bütün ağaçlar yanacak ya zengin olacağız yani. İkisine bir tanesi. Ya hep ya hiç. Aynen öyle. 20. kırmak 5. ayında. Selamlar. Hoş geldin canım benim. Teslax okumuştun değil mi? 18. ayında okumadıysam. Sen de hoş geldin Teslax. Kar topu bu. Ben bunu, bu saksıyı aldım. İlk önce benim amacım burada güzel bir köklenme elde etmekti. Köklenme elde ettim. Dallar uzamaya başladı hep bunun gibi. Ben bunları budadım. Evet, bonsai bu arada çok brokoliye benziyor Selam. Yani gördüğünüz gibi her yerinde dal var. Biz böyle çok ağacın genişlemesini istemiyoruz. İstemiyoruz. Toplansın biraz, evet, daha. Evet, içeriden büyüsün. Yani büyüsün. Bu şöyle yapıyor. Normal fidanı alıyor, azıcık köklendiriyor. Nasıl ya? Bir normal fidan ne odun demek? Bonsai özel bir ağaç değil mi ya? Hayır. Adam bak şunu dedi. Her ağaç bonsai olabilir dedi. Nasıl yani? Adam o yüzden dedim ya, bunu 25 liraya fidanını almış. Atıyorum şu an, yani ucuz bir şeydir herhalde. 25 lira olmasa da hadi bir 200-300 liraya almış olsun. Bunu almış, buna dikmiş, köklendirmiş. Hafif gövdesi böyle odunsulaştığında, şimdi bunun dalları uzuyor ya. Adam bunu düzenli olarak budamış. Zaten çiçeğin büyüme şeyi tepede ya. Sen zaten onu kesersen yukarıya büyüyemiyor hiçbir çiçek. O büyüme şeyini kestiğinde yanlara yanlara uzuyor. O yüzden toplanıyor, böyle bir topak oluyor. Adam yani ben istesem bir şey elma ağacını bonsai yapabiliyor muyum? Yani, adamın söylediği o. Her ağacı bonsai yapabilir. O kadar yapabilir basit olamaz. Yani bence o zaman bonsai ağaç türü değil, yetiştirme türü tarzı bir şey. Galiba. Bence de öyle. Bence öyle değildir. Nova Night Cherry 6. ayında hoş geldin. Adam ağacını bonsai dedi ama baktığında. Bak internette bu şey diyor. Bonsai'yi özel tekniklerle ağaçların saksılar içine budanarak ve budurlaştırarak büyütmesi sanatıdır. Ha, bak abi, evet. Her ağaç oluyor o zaman. Evet. Arkadaşlar ben yanlış söylüyorum. Bonsai değil, tamam, o başka bir şey o. Evet. Bonsai. Her zaman ama hep içeriden büyüyor. Aşkım girdik bu işe. Evet, girelim. İşkence setimiz geldi. Hangisi? Ne yazık ki öyle görüyoruz. Bunu abi bu bonsai. Şey, işte, bonsai diğeri legal. Çalışmak. Neyi görmeye çalışıyoruz? İşte gövde hareketleri, gövde nasıl çıkıyor? Kalından inceye giden yapı nasıl oluyor? İşte orada mesela hemen bizi kesen dallar var. Senden kesmeni rica edeceğim. Tamam. Mesela gövde böyle çıkmış. Şurada ufaklık. Nova Night 6. ayında yaşlandık tabii ya. Ama YouTube'u gerçi ya, evet. Laskalin'im hoş geldin. Çok teşekkür ettim tekrardan Nova Night Cherry. Tamam, onları bir almaya başlayalım. Tamam. Bunu da aldım. Tamam. Ondan sonra mesela bu dal. Benim berberim 25 yıldır bana bonsai yaptı. 25 yıl olmadı gerçi ya. Değiştirdik berber 25 yılda. Çünkü eskiden burada oturmuyorduk da. Arkasında bir tane daha dal var. Ben hiç değerlenmedim o kadar ama. Tamam. Evet. Şimdi ne oldu? Buralar ne temizlenmeye oldu? Başladı. Tamam. Şimdi burada böyle bir üçgen çizmeye başladım aslında. Görünmeye başladım. Ya ama o gövde evet, nasıl öyle kalınlaşacak? Göz kararı, o dalları seçtikten sonra artık bir üçgen tane formunu iyice ver. Eskiden hangi derste veriyorlardı bunu? Biyoloji. Ama gövde ben elendim arkadaşlar. Ben elendim. Hayatım. Şimdi çiçek ya ben da eşit ağırlığım. Orkide bonsai olur mu o zaman? En tepede bunun büyüme noktası var. Orkide bonsai olur mu?
Ne bileyim, adam her çiçek olur dedi. Her çiçek demedi, her ağaç dedi. Bu orkide ağaç değil ama. Doğru. Yani gövdesi odun, anladığım kadarıyla gövdesi odunlaşabilecek her ağaç. Tamam. Şeftali ağacından da o zaman bonsai yaparım ben. Bonsai. Limon ağacından da yaparım. Bonsai. Orkide ağaç mı? Niye orkideleri küçümsüyorsunuz arkadaşlar? Bir orkide istese ağaç olamaz mı yani? Bunu mu ima ediyorsunuz? Çok yanlış düşünüyorsunuz. Melik aman 13. ayında ay Helio ya. Bayağıdır yoktum, araçlar birikmiş. Şöyle bırakalım yayınlar Alp abim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. 13. ayımız kutlu olsun. Deli Kraliçe 23. 2 yıla son 1 ay sınav dönemi YouTube'dan takip ediyordum. Artık gelmeye çalışacağım. İyi yaparsın valla. Özleştik buralarda da. Bir de bir aya da 24. ayımız kutlu olsun Deli Kraliçe. Yani 2 yıl. Hashtag orkideler de vardır. Teşekkürler. Gelmeye başlıyor. Burada bir tane dal kurmuş. Bunu yani kesmemiz gerekecek. Onun için. Ondan sonra ben de böyleyim abi. Senden rica edeceğim. Onu şu şekilde en dibinden. Tamam. Yapma canı yanar. İşkence seti yani. Şurada. Evet, kuru olan. Bu hakikaten sizce işkence değil mi ya? Bu sonuçta dalları canlı. Evet. Ben de şimdi onu diyecektim. Bir de mesela bir tane animasyon vardı. Belki izlemişsinizdir. Aslında markette aldığımız bütün ürünlerin canlı olduğu bir animasyon. Biliyor musunuz onu? Yok. Biraz artı 18. Orada mesela meğersem işte bildiğin işte yediğimiz içtiğimiz marketteki yani marul falan hepsi canlı. Tamam. Hı. Tabi ama sonuç olarak biz onları ne yapıyoruz insanoğlu olarak? Yemece. İçinden geçiyoruz. Tutuşturuyoruz. Dur bakayım onun o kısmı var mı acaba ya? Nasıl çıkarttı? Aynen ama artı 18 bir animasyon yani benim. Durdursanız abi. Delip çarptı. Bak şimdi. Çok çok güzel bir sahnesi var da. Acaba diyorum bitkilerde de bu var mıdır diye. Bak şimdi. Galiba bu kısımda. Tam emin olmayaraktan. Bunu göstermekten bir şey olmaz diye. Bak. Hepsi marketten alındığı zaman cennete geldi gibi hissediyor. Tamam mı? Tanrı gözüyle bakıyorlar insan. Aynen. İzliyor musunuz? Dur bir dakika. Bak şimdi. Çok korkutucu değil mi abi? Böyle bir şeyin gerçek olduğunu bir şey. Çok güzel yapmışlar ama. Sen bunu animasyonu izlemediysen baştan sona izle, bayılırsın. Oha. Çocukları yiyorlar falan diyor. Yani böyle bir animasyon ama tabi bu animasyonun masum kısımları. Masum da demeyelim de yani. Cık, oğlum ya. Abi aç bu kadar. Abi aç bu kadar. Bak bak şuna bak. Garp, bar, bar. What are you saying, Carl? Oh, God, no. Oh, God, Carl. Korkuyorum. Canım çekti bunu bir ara bir izleyeyim ben de. Bana yemek san. Of, neyse. Artı 18'siniz arkadaşlar, izleyebilirsiniz bunu özetle yani. Sausage abi Party. Yemek. Bitkilerde de böyle midir acaba peki? Mesela dalını koparırken falan bize bir sövüyorlar mıdır mesela, örnek mi? Ben koparmıyorum da işte koparanlara. Gerçi bu bitik bakım sayılmaz mı? Ruhu var sanıp balık yemiyordum. Bu bakım olmayabilir ama sonuçta. Normalde büyümesi gereken şeyi sen küçük tutuyorsun baktığında zorla. Gerçi evet. Ya.
Berber gibi ya, gitti. Şimdi burası bizim görüntüyü bozuyor değil mi? Ama ben bunu kesmek istemiyorum. İşte ben bunu telleyip bu hale getirirsem eğer benim ağacım öyle düzgün bir forma ulaşmış olacak. Evet. Şu an benim bu dalı şurada sabitlemem gerekiyor. Çünkü arkada ve benim bu tarafım boş kaldı. Yani o üçgene baktığımda burası güdük kaldı. Dolayısıyla benim oraya çekmem için buna bir kuvvet uygulamam lazım. Şurada tomurcukları, yaprakları ezmemeye özen gösteriyorum. Tabii bu tel ağacının hayatının sonuna kadar kalmıyor. Bir 6 ay, 1 yıl sonra bu teller çıkıyor. Ama tamam da yani onun görüntüsü de güzel gözükecek. İşte insanoğlu sırf görüntü için çiçekleri, bağışları da... Ya Burcu dur iki dakika ya. Duyar kız. Life of Ray 10 kişiye abone. 2.70 de senin ne kadar güzelmiş o hediye abonelik rozeti. 450 hediye abonelik rozeti, helal valla. Çok teşekkür ediyorum 10 tane hediye abonelik destek için. Chat'te bir Hives cömertlerimizi alalım arkadaşlar. Çok güzel olmuş, çok tatlı olmuş. Hem nick, hem logo, hem abonelik hediyesi rozetiyle çok güzel kombinasyon olmuş. Ve aslında bizim getirdiğimiz şekilde sabit olarak alıyor. Çünkü dal oraya doğru büyüyor. Oradayken güçleniyor ve kalınlaşmaya başlıyor. Burada eski yapraklar var. Mesela şekilleri bozulmuş iyice. Artık yaşlanmış. Evet, onları da kesiyorum. Sen de yapabilirsin bir yandan. Aha. Gördüğün eski, çirkin, büyük yaprakları alabilirsin. O kadar keyifli ki yani. Şey, bu da meditasyon gibi lan. Bunu bir alırsın, bakarsın, okşarsın. Bu kaç para mesela abi? Bunlarla. Bu bayağı saklanma. İşte benim saklanmaya çalıştığım bu. Hadi bu büyür böyle. Bu o yani. Bu o ağaç. Geçtim biraz. Bizim evde var bir tane. Bence bonsai abi özel bir ağaç olmalı ya. Mantıklı gelmedi bana yani. Bonsai dediğin şu bak arkadakiler mesela bonsai ama bu yaprakları yani bu farklı bir şey bu abi. Ben şey diyorum bak diyorum beni anlıyorsan i̇şte diyorum şuradan deniyorum. Bir tane yaprak çıkar diyorum. Daha abi zamanla bunun yaprağı nasıl o dikenli olabilir? Hayır yaprağı bence dikenli olmayacak. Ama zaten tür demedik mi yani budama biçimi dedik bonsai'ye. Light of Space katılıyorum. Mayrlean 4. ayında hoş geldin. Ya budama çiçekli dedik. Şimdi doğru söylüyorum da işte bence tür de olmalı çünkü yani. Yoksa nasıl bunlar gibi dikenli dikenli olacak? Olmaz. Çıkmadı. Olmayacak. Anlamıyor şerefsiz kesimi. İlla dikenli de. Demek benim annemin öyle bir hikayesi var. Bahçede göre. Bir manolya ağacı. Hiç çiçek açmamış. Hep yaprak veriyor, yaprak veriyor. Birisi diyor ki işte korkut ağacı. Çiçek versin. Alıyor eline bıçağı. Gidiyor gövdesine dayıyor. Diyor ki seni bu yıl keseceğim. Çiçek açtın açtın açmazsan bu yıl gidiyorsun. Annemin taktiği. O yıl bir çiçek açmış. Şaka yapıyorsun ya. Annemin taktiği. Sizdeki orkideme yapmaya geliyorum. Nasıl ya? Bıçak koy abi. Tehdit et. Dedim bunları. Şerefsiz. Büyüyeceksin. Bütün memleket bıçakları toplasak gitsek dedi ama bu. Doğru. Güzelleşeceksin diyelim. İstemiyor. Bodur kalsın istiyor adam. Mallara bütün ağaçları tehdit selam. Etsek daha çok büyüyün lan. Daha çok oksijen verin diye. Olsa olurmuş. Ağaçlarda da Light of Space. Bırakır. Çok teşekkür ederim canım benim. Valla işin gücün güzel gitsin de. Siz büyüyeceğiz. Evet, evet haklılar. Ha bak ne güzel söyledi. Ağaçlar da der ki bizi bırakırsanız büyüyeceğiz. Aynen. Joreyda 2. ayında yayınlar kalbim depremden sonra ilk defa yayına gelebildim. Selamlar. Umarım iyisindir ya Joreydacığım. Hoş geldin. 2. ayımız da kutlu olsun. Orkide güzel çiçek açsın istiyor iseniz araların orkide ile etkileşime geçmesi gerek. Gerçekten mi? Ama olmaz ki evde orkide açmıyor ki aç. Yani açsa güzelini isteyeceğim. Yani önce bir açsın. Life of Ray bir 10 kişiye daha abonelik 7.72 yine yeniden çok teşekkür ediyorum 10 tane hediye abonelik destek için. Kesene bereket benim annem orkideyi yanlışlıkla ama gerçekten yanlışlıkla yakmıştı. Ondan sonra önce dalını kırdı yanlışlıkla. Ondan sonra da yanlışlıkla camın önüne koyduğu için camda güneş sekiyor yaprağını yakıyor. Ondan sonra hayvan gibi çiçek açıyor orkide. Benimki açmadı ama hala sizde annen korkutur diye orada korkar diye verdik ama. Seninki de kıyamamış belli ki. Ya da seninki zaten sende görmüş güzelliği ondan sonra. Ama şeyi gösterelim yine çok enteresan. Aa. Bu arkadaşlarda yara olduğu zaman üstüne patafix gibi macun gibi bir şeyle kapatarak 6 ayda aslında iyileşmesini hava almadan hızlandırmış oluyoruz. Hemen bir pansuman gösterelim. Şimdi burada özel bir yapıştırıcı ama bunun macun, içinde... Macun, yara macunu. İçinde hormon var. Daha hızlı büyümesine sebep oluyor. Islatıyorum biraz. Şuraya. Şöyle. Bu iyileştiriyor. O açık yarayı daha çok iyileşmesini sağlıyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten her biri birbirinden ayrı güzel. Elinize sağlık. Ben kendim de alacağım şu an. Terasa... Serpiş bu dediğin gerçek mi? Yoksa... Ezir 5. ayında hoş geldin. Ezir'in 5. ayımız kutlu olsun. Koray bir baksana Serpiş'in yazdığına. Bize de böyle olmasın sonra. Zaten... Gördüm de yani bilmiyorum. Bence sanmıyorum. İçeriden bilgi gibi bir şey oldu bu yani. Ben de sanmıyorum.
Reyna Diva 101 diyor oğlum. Selam selam, nasılsınız efendim? İnternet buldum. Ne kadar çekecek hiç bilmiyorum. Hemen klasik selamımızı verelim de. Ekibe selamlar, sizi seviyorum. Aslında zaten biliyorsunuz. Hoş geldin Reyna. Çok teşekkür ederim 101'lik başımız senin için. Öyle bir şey olsa ne oluyor ya? Onun yaşı daha yüksek değil mi? Ya bir de böyle bir şey olsa o zaman algoritma sistemin mantığı kalmaz ki. Demek ki 10 kişi karar veriyor kim öne çıkacağını. Bu da doğru. Zaten o da bence demiş en son. Heh, bence tamam. Ayrı bir tane daha alacağım. Ben uğrarım sana. Şefim hoş geldin. Ayağınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Bana bir $2,500 bonsai tree alır mısınız doğum günümde? Sıradaki meslek. At avrat silah. Evet, geldik yine enteresan bir mesleğimize. Biliyorsunuz bu videolar için arkadaşlar çok uğraşıyoruz. Bak 3 farklı meslek var. Ta İstanbul'un bir ucuna gidiyoruz. Şehir dışına gidiyoruz. Bir sürü yere gidiyoruz. Avcılara. O yüzden ne yapıyoruz? Abone oluyoruz, like'lıyoruz. Desteklemeyi unutmuyoruz. Geldik. Sıradaki enteresan mesleğimiz seyislik. Biliyorsunuz atlar doğduğundan beri bir bakıcısıyla birlikte yetişiyor. Eğitimlerini doğru. Bu bakıcısı veriyor ve bu kişilere seyis deniyor. Gerçekten çok masraflı, çok zor bir meslek. Bakalım ben de bugün seyislik yapmayı deneyeceğim. Ertan hocamla birlikteyiz abi, selamlar. Selam, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi seyisiz. Peki kaç atın seyisisin sen? Ya şu an 7 ata bakıyorum. 7 ata seyisim. Bir kişi maksimum 7 ata mı bakıyor? Maksimum 10 ata bakabiliyoruz. O, haftada 6 gün çalışıyorsun abi. Evet. Atlar da 6 gün çalışıyormuş. Federasyondan evet. Pazar günü izinliymiş. Ertan da izinliymiş. Atlar da izinliymiş. Çok komik. En zorluğu şey nedir seyisliğin? Gübrelerini almak olabilir. Tabii bu bir sıçıyor. Çok sıçıyor bunlar. Aynen doğru. Şimdi bu at abi nereden geliyor? Bu atlar genellikle Avrupa ülkelerinden geliyorlar. Ben yani... Bir şey söyleyeceğim. En iyi at ne atıydı? Bilmem yok. En iyi derken yani işte en... Ne denir ona? Beyaz tüylü bir at vardı. Ya... Neye en uygun peki? Neye? Ne demek? Neye derken? Hani mesela bazı atlar taşıma için. Ha, bazı atlar çok güçlü tamamen... oluyor, bazıları çok hızlı oluyor gibisinden mi söylüyorsun? Aynen. Ya ben böyle bunun hani sanki çok soylu desen soylu, en asil olanı mı derler acaba ya? Bir şey derler ya böyle, İngiltere'den mi geldi? Arap atı değil arkadaşlar, Arap atı değildi. Arap atı hızlı bir attı sadece, öyle biliyorum da. İngiliz atı mıydı acaba benim bildiğim? Bu Mustang hayvan gibi olandı galiba. Mustang evet. Kuvvetli olanlar evet. Safgan. Ha, Safgan denilen tam olarak ne oluyor? Şeydeki Harry Potter gibi mi yani? Bazıları Safgan, bazıları Mudblood mu yani? Ne bu olayı ne yani? Uzun boylu, ince ve atletik olmasıymış özellikleri. Oha, bu neymiş la? Oha, bu ne? Bu unicorn işte bu. Oha. Türkmen atı. İymiş. Appaloosa çok güzel. Neyler? Appaloosa. Nasıl yazılıyor? Appa. Aa evet, bak onu biliyorum evet. Anne oğlum bunlar şey lan. Dalmaçyalı gibi bunlar. Şey çok sen ZDR2 oyna, bütün at türlerini görüyorsun orada. Oynayacağım hocam, yükledim PlayStation 5'e. Tamamdır çok şefim, dikkat ya. Et kendine. Haber edersin dönünce. Beğeniyorum, aynen öyle. Videolarımızı beğeniyorum. Life of Ray 5 kişi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler tekrardan ve tekrardan hediye abonelik destek için. Devam ediyor. Bir vatandaş olarak bunu satın alıyorum. Evet. Buraya getiriyorum. Kaç at çok pahalıdır değil mi? 15 bin eurodan başlıyor. Nasıl? Daha nasıl? Da fazla neylik bu? Aylık mı bu? Var. Bir de genine göre. Bir dakika abi, daha 15 bin euro neydi şimdi? Bu atın fiyatı değil değil mi? Atın fiyatı mı 15 bin euro ya da? Bir yer alalım. Kafam çok karıştı. Life of Ray 2 kişiye dahil. Teşekkür ederim. Şeyi nedir seyisliğin? Gübrelerini almak olabilir. Tabii bu bir sıçıyor. Çok sıçıyor bunlar. 150 mi oldu? Şimdi maşallah. Bu at abi nereden geliyor? Bu atlar genellikle Avrupa ülkelerinden geliyorlar. Ben yani bir vatandaş olarak bunu satın alıyorum. Buraya getiriyorum. Kaç para veriyorum abi ata? 15 bin eurodan başlıyor. Daha bu at, atın fiyatıdır bu değil mi? Için. Hayır, bakımı için. Yavrum nasıl yani, saçmalamayın. 15. Bak dedi ki ben dedi bir tane dedi at alıyorum, buraya getiriyorum dedi. Hı-hı. Anladın mı? Peki bu bir yıllık veriyor, o zaman bakımı bence. Evde bakamayacağına göre ata. Tamam bu bence şey bir yıllık bakımı. Teknen ver, marine gibi. Bıraktım. Anladım ama bu bence yıllık fiyatıdır yani. Aylık i̇şte olamaz bu. Belki açıklamam. Ecem'cim hoş geldin. Pazlanabiliyor. Daha ucuz atlar da var. Bir de genine göre herhalde. Ailesi tabii, tabii. İşte daha şeyse ne bileyim yarışçı bir atsa evet. Herhalde bu da daha yarışçı evet, at doğru. Sayılıyor. Daha pahalı oluyor gibi. Hocam peki bunların aylık masrafları ne kadar oluyor? Şöyle. Arkadaşlar bakın aylık masrafını şimdi söylüyor. Böyle doğayla iç içe olup hayvanlarla iç içe olmak istiyorsan. Doğru. Senin ödediğin değil. Doğru. Hani hobi onu olarak bunlar yapmak karşılıyor. Tamam ben eşit ağırlığım. İstiyorsanız 8000-9000 TL arasında ama ben bu işi profesyonel olarak yapmak yarışacağım istiyorum. Yarışacağım diyorum. Yarışlara gitmek aynen. istiyorum. Diyorsanız tabii ki daha da fazla oluyor. 20-25 bin kadar
oluyor. Oğlum senden benden fazla masrafı var bu tırın ya. Tabii bunun dişçisi ayrıymış, tırnakçısı ayrıymış, manikürcüsü... Ulan her şey ayrı doktor geliyormuş buna. Oğlum bizde böyle bir hizmet yok. Bizim hastanelerde bizi tek doktora atıyorlar, gidiyoruz. Ben senden çıkalım istersen biz yana gidelim. Tabii. Teşekkürler. Gel aşkım gel gel, yabancı değiliz gel. Evet, bununla benim aram iyi. Biz az önce çekimden önce birazcık mıncıklaştık bununla. Ben mesela temizlediğimiz kaka öbeği örneği şu. Sana saman vereyim mi? Bunlar bu arada çok seviyorlar. Al hocam. Evet, otu çok seviyorlar. Al babişko. En sevdikleri... Bu saman ne kadar pahalı olabilir ki? Bunların yemekleri ucuzdur. Ama ne kadar yiyorlar bir de. Doğru. Hani yulaf yediriyorlardı? Hani evet. Yulaf, yulaf işte. Yulaf, ya görmedim yerde full yulaf vardı. Saman demedin mi? Aynı şey. Bakmadım. Elif Nıkısı 3. ayında diyabolikle başlayan serüvenim devam ettirme günüm gelmiş. 30. ayımızı da görmek illa inşallah ya. Latte'de 9. ayında gelmiş. 9 aylık çıtır bir boydan 19 aylık büyük anne boyum. 19 aya da büyük anne demezsin. 19 çıtır yani daha. Bir şey de meyveymiş bu arada. Meyveyi de ödül maması gibi evet, veriyorsunuz aslında. Evet evet. Şekerli şeyleri de çok seviyorlar. E verelim bunlara, meyve var mı? Tabii yani? Tabii. Bayağı veriyorum böyle, böyle. Tabii tabii böyle verebilirsin. Al. Havuç bir meyve mi peki? Devam. Ay seni yerim ben. Hepsi bir kere de mi? Lan ısıra ısıra yeseydin. Bunlar kaç balya saman yiyor günde? Aşağı yukarı ortalama 9 kilo falan yiyorlar. Ay. Günde mi 9 kilo yiyorlar? Tabii. Sabah öğlen akşam 3 öğün ot veriyoruz. Ayrıyetten de yemleri var, özel yemleri var. Çok o da aşağı yukarı ya. 2,5-3 kilo falan yiyor. 15 kilo yiyor bunlar gün. Yok mu lan bir atımız? Kurtköy sokaklarında, he? O at yerler Kurtköy'de. Samanlar vesaire yurt... Oğlum kapalı otopark var. Samanlar vesaire yurt dışına alındığı için haliyle fazla oluyor. Niye yurt dışına alıyoruz ki samanı diyeceğim. Bu bambaşka bir siyasi politik konuya evet. Girer. Teşekkür, devam edelim. Yani. Tabii. Reis 15 kilo yemek ne demek günde lan? Masraf. Senin adın masraf yani bundan sonra. Şöyle. Evet, bu arkadaşı çıkarıyoruz şimdi. Tımarını yapacağız, bakımını yapacağız, güzelce fırçalayacağız. Bu bence araba yıkamakla benzer işler. Şöyle bu kaşağımız. Aa, kaşağı dedikleri bu. İki türlü kaşağımız var. Biri demir, biri plastik. Bunun tüyleri kısa olduğu için plastikle yapıyoruz. O da şöyle. Hoşuna giden bir şey mi bu? Kaşağı yapmanın çok fazla etkisi var. Kan basıncını dengeliyor, kan akışını düzenliyor. Bir şey söyleyeceğim, akşam bana da bir kaşağı yapsanıza ya. Bir iyi gelir bana da. Vallahi billahi. Bu arada yandan yandan bakıyor ya. Evet, bazen korkutucu bakıyor. Arada. Evet. Yani ayrıyeten de masaj yapıyor. Kasları ya. Rahatlatıyor. Peki arkasına yapmıyorsun mu? Yapıyorum. Nasıl yapıyorsun arkasına? Böyle. Ben yapayım. Denemek ister tabii. Misin? Tabii. Oh. Kafaya bak, kafayı çek kafayı. Oynat oynat kafayı. Hadi hadi kafa. Gün içinde gübreleri alıyoruz. Çünkü işimiz yoğun olduğu için kenara atıyoruz. Sonra müsait zamanımızı arabayla getirip alıyoruz. Ha okey, anladım. Yavaşça. He, kakaları en köşeye atıyorlar. En son günün sonunda bunlar topluyorlar muhtemelen. Bunlar kaç tane böyle çıkıyor ya? Bir aşağı yukarı 8-9 tane falan. Saçmalama. Oğlum bu kadar yapılmaz. Ne yapıyor bunlar? İşiyorlar da, o da var. Ha çiş araya kaynıyor. Çok güzel kokuyor burası. Hatta bu arada koku henüz yok. Gelsin yani. Koku ben göreceğim sizi. Nereden biliyorsun aşkım atın fazlaca işediğini? Görmüştüm bir kere. Fazlaca işediğini mi? Evet. Başka bir yere geldik yine atların oldu. Buradaki kokuyu hiç anlatamam. Yani bu koku yaşanır gerçekten. Ertan'ın gün içinde yaptığı işlerden bir tanesi bunları binişe hazırlamak. Evet. Hangisini hocam biz hazırlayacağız? Bunu. Zeytin. Biraz küçük mü sanki diğerlerine göre? Evet. Güzelliğe bakar mısın şu an? Söküp takalım seni, ne yapalım? Şimdi atımıza kapama yapıyoruz. Kapama dediğimizde atın eğerini takacağız. Hazırlıklarını yapacağız. Ha. Binişe hazır hale getireceğiz değil mi hocam? Evet doğru. Tamam. Şimdi ilk başta eğer altımız var. Eğer altını koyuyoruz. Çok güzelmiş. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Eğer altına koyuyorsam nasıl üstünde gözüküyor? Badım. Ya. Ulan Burcu yapsa gülmüş şaka ya Koray ya. Hayır ya. Gayet güzeldi, gayet komikti. Çete beni duyanlar bir ASDFG yazabilir mi? Bir şey demiyorum da. Yapamıyorsun. Olmuyor. Vallahi bırakırım, bu yayında son yayınım olur. Bir daha da yayın açmam. Bir de random istedi ya. Kanalımı da... Aa, bak gülüyor insana. Bak hoşlanıyormuş. Ay ne kadar komik, vallahi. Ne kadar komik. Kanalımı da alırım, götürürüm giderim. Başka yerlere giderim. Başka Amerika'da yaparım. İSKA 9. ayında merhaba. 9. ayımız kutlu olsun canım benim. 19. Bu da peluşumuz. Peluşumuzu yerleştiriyoruz. Sonrasında eğerimiz var. Eğeri şöyle atıyoruz. Tamam. Bunun iki kişiliği var mı? Yok maalesef. Harley Davidson gibi oğlum. Tek kişilik at. Bu da kolonumuz. Hani kemer gibi düşünebiliriz. Tamam. Hazır bu arkadaş. Evet bu arkadaşımız hazır. Ben ata binmekten korkarım muhtemelen.
Ama bir, yani böyle binmek çok boş işte. Böyle bir kere bir dört nola gitmek isterim hatta be. O zor da yani ilk binmek için ama çok garip bir his var ya. Ve hani o iskeletin üstünde oturduğunu hissediyorsun yani. Ben bir kere deveye binmişim, o çok korkutucuydu. Özellikle inerken ve kalkarken. Aman aynı şey o. Ha doğru abi. Doğru söyledim ya. Ya doğru söylediğim şeyi yanlış ettim. Evet hocam, şimdi kolaydan başlayacağız. Zeytin'i önce gezdireceğim. Parkura kadar sokacağız. Parkurda sonra bineceğim üstüne. Bu da buradaki en manyak çılgın atlardan bir tanesi. Peki bir şey soracağım. Çok sevgili Discord ve çok sevgili chat. Bir atınız olsa ismi ne olurdu? Roach. Murat. At Murat'tır. Ya. O zaman avrat. At avrattır. Yok öyle bir şey değildi o. At avrat silahtı o. Ben Witcher'dan sonra bütün atlara Roach koyuyorum artık yani. Ya. Segona 10. ayında hoş geldin Segona. 10. ayımız kutlu olsun. Iska 9. ayında. Şimdi biraz rengine de bağlı. Doğru. Mesela beyazsa mesela gidip Karabaş koymazsın, anladın mı? Hani yani. Ya da koyarsın lan. O da olabilir Karabaş ya. Ulan beyaz atlar da Karabaş olsun ya. Evet yani. Yeter artık ya. Emine koyacağım çok belli diye söylemedim. Unicorn mu gerçekten? Evet. Çok yüksekmiş, umarım atmaz. Atarsa da düzgün at. Üstüme de çıkma attıktan sonra. Gel o zaman gidelim biz. Yürü Gaffur. Günde bu arkadaşı Gaffur alıp iki kere lunge yaptırıyoruz. Yani böyle bir döndürüyoruz. Bunu niye? Benim bir atım olsa ismini ya tokat ya sakat koyarım. Sakat koymuyorum, Allah korusun. Sakatlara tokat olsun. Sakat koyar, sakat at mı oluyor? Hayır. Ya Allah. Güzel. Niye gülüyorsunuz ya? Niye gülüyorsunuz? Lonj biraz daha rahatlasın diye yapıyoruz. Ha, tamam, şimdi önce lonjumuzu yapıyoruz. Sonra da üstüne biniyorum. Ve beni atmamasını umuyoruz. Yavaş yavaş ipi bırakacağız. O kendisi zaten gidecek. Okey. Hadi bakalım. Dön. Dön yavrum, dön. Ki falan ne alaka hadi ya? Hadi. Devam. Devam. Başı dönüyor mu? Yok, atın başı dönmüyor ama sen ata bakarak lonj yaparsan senin dönüyor. Benim döndü abi başım. Evet. Evet. Tamam la, dur. Dur. Bineyim. Tamam, binelim. Ya da buldum. Çok on at yapacağım ben atımın ismini. Hele şöyle çikolata renginde bir şeyse kesinlikle çok on at güzel bir isim. Kıpırdasa düşeceğim şu an. Götüm boşta şu an. Düşmemek için ayaklarımızdan güç alıyoruz. Tamam. Gidelim Gaffur. Yani bir amortisör koyabilirlermiş bence. Süspansiyonları çok iyi değil. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Heh, şöyle benim de fış fışlamamla. Hocam, arkadaş rahatsa benim için çok hoş. Yani bu sporda atların en sağlıklı şekilde ve en uzun ömürlü olan spor olduğu için bu daha çok tercih ediliyor. Çünkü bu sporda hem atları sağlığını korumak için hem de aynı anda spor yapabilmek, keyif alabilmek için. Ortalama bir at kaç yıl yaşıyor? Google'a bir yazsana onu, ben de merak ettim. Cars, Twitch Prime ile familyamızda hoş geldin Cars'ım. Bence insan ömrü kadardır ya ömrü. 20-30 sene 25-30 yıldır. Aga be. 15 yaşına kadar da doğuruyormuş bu. Aga be. Çok az yaşıyormuş. Daha çocuklarına binersin. Gibiler. Çocuklarına binersin gibi bir şey oluyor. İçin yapılıyor. Diğer işte at binişlerinde falan çok yıprattıkları ve yorulduğu için daha erken emekli oluyorlar. Bir şey diyeceğim ya. Ulan onlar bile emekli oluyor. Ben emekli olamayacağım muhtemelen. Richberry 8. ayında hoş geldin. Nice 18'lere değilim. Life of Ray 10 bit yollamış ve ben kaçer iyi geceler seviyorsunuz demiş. Her zaman olduğu gibi desteğini atıp fıttırıp gidiyorsun. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Ve kesene bereket Life of Ray. At yarışını hadi kapı bırakalım ya. Niye yarıştırıyoruz bunları? Değil mi? Siz kendiniz koşun yarışını anasını satayım. Jokeyler koşsun yarışsın. Jokeyler birbirinin sırtına binip yarışsın. Bir at yarışını tekrar Orkun gözden geçirelim. Orkuncum. At yarışı zararlı mıymış atlara? Ben değil diye anladım ama. Bir şey söyleyeceğim. Biraz önce bitkiyi büyütmüyorduk. Şimdi yani bu nereden geldik buna yani? Ama orada bitki ölmüyor. Gerçi atların at yarışında da ölmüyor da. Atların canı canda, bitkilerin canı patlıcan mı? Yani bu biraz kritik, tehlikeli bir konu. Çünkü şimdi bir tanesinde de baktığında ineği kesip yiyorsun yani şimdi o zaman. İneğin ne günahı var? Değil mi? Ya orası da öyle. O yüzden ama o işe bir kere bir girdin mi? Hayır canım, at emekliliği uyutma değildir arkadaşlar. Öyle emekli mi olur? Nasıl emeklilik la o? Cherry Pick 6. ayında merhaba. Atın üstüne söylemesi de manidar demiş Last Code. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi böyle binmekle şimdi yarıştırmak farklı şeyler yani. Niye? Niye taşıyor? Kendi yürüyemiyor mu? Ya o işte diyorum ya, bu yani o konuya bir kere sen girdim çıkamam. Sen sırtına atı al, yürü o zaman hani baktığında hakikaten yani. Ya işte tam o dediğim gibi tam olarak öyle olmuyor.
Yani bence. Hayır işte atın üstünde. Yani o kadar derine ginersek yani çünkü diyorum ya şey o kadar ya. Fazla şey var ki yani bir sürü hayvan kullanıyoruz o zaman onları da kullanmayalım. Ya hayır diyor yani. Okeyim ben buna okeyim ama Orkun'un bence şu an şu konumdayken bunu yapmaması lazım. Bu konuya girmemesi hiç karıştırmasaydı diyorsun. Peki. Aynen. Hocam son sorum. Ortalama bir seyis ne kadar alıyor? Kazanıyor? 10.000, 15.000 arasında kazanıyor. Tabii daha fazla kazanan seyislerimiz de bu var. Bu kadar uğraşa daha çok alınabilirmiş şu anki ekonomide. Göre, tanıdığın evet, insana evet. Göre. Kimin ben askeri maaş oldu çünkü zaten 8 küsür K değil mi abi? 10-15 az mesela bence. Sınav okuyosuna göre. Ha? Öğretmen maaşı kadarmış seyislik. Öğretmenler daha fazla alıyor oğlum. Öğretmen 13 gün alıyor ya başlangıçta. Oğuz bak öğretmenler öğretmenlerin 13 gün alıyor da 3 ay tatili var. 4 ay, 4 ay tatili var. Şimdi de öyle değil arkadaşlar. Ya hadi şimdi. Hadi onu geçeceğiz. Hadi öğretmenim. Konuş öğretmenim. Sen 8 aylık bir emek veriyorsun. Yılda kazandığın total parayı bence 8'e böleceksin. Nasıl lan 8 ay vermiyorsun mesela? Neden vermiyorsun? Yazın ne yapıyorsun mesela yazın? Yazın ilk 2 ay boyunca bütün dönemin özetini yapıyorsun. Bizim hocalar yapmıyordu öyle bir şey. Hiç 2 ay yapmıyor. Planını yapıyorsun. Bizim hocalar da öyle bir şey yapmıyordu. İşte. Sadece öyle ne yapıyorlar şey yok. Biliyor musun? Okullar açılmadan bir hafta önce bir tane şeyleri var. Toplantıları mı bir şey. Her hayır gün abi o en şey o en basit o öyle bir şey yok. İşte ondan sonra kapandıktan sonra 2 ay sonra falan hiçbir şey hayır bak artıları da var. Ben... Artıları da var. Yeşil pasaport desen sizde. Emeklilik güzellikleri desen sizde efendime söyleyeyim. O kadar çocuğunu yetiştiriyorum ben sana. Tabii ki avantajım olsun. Ben de çocuğumu yetiştiriyorum ebeveyn olarak. Ben şerefsiz miyim? Ben bu ya işin şey nasıl profesyonel yapılacağını öğrendim ve onu göre de eğitiyorum çocuğu. Doğru öğretmenleriniz ben kutsaldır. Hepsi olsun şey hiç problem değil. Ama hayır şimdi şöyle. Doğru 4 ayın 2 ayı maksimum yani. Bence 2 ay olsa o da yani fazla. Yani genç nesile de bu arada öğretmenlikte öne açılmalı yani. Kusura bakmasın ama benim lisede hocalarım vardı yani gerçekten böyle emekli olmayı bekliyor ama artık bezmiş yani. Aa bence de abi bence de genç. Hiçbir şey kalmıyor vallahi, yani buna geliyor başım ya. Ağrıyor ağrı kesiciniz var mı? Artık evet, genç evet. Öğretmenlerin önünün hani bence de açılması geliyor, lazım mı? Ya. Hani, buna ben de katılıyorum. Git o zaman yani başını ağrıyorsa git her alan günü şey başını ağrıyor. Yani yeni öğretmen atanana kadar 30-35 yaşına geliyor. O biraz o bayağı sıkıntı öyle. Zaten. Hmm. 45 yaşında adamın bütün enerjisi bitmiş oluyor yani. Aynen öyle yani. Bence bilmiyorum. Bak haftada bir kere staja gidiyorum sadece. Hı hı. Benim 4 günüm ders ne planlayayım ona geçiyor bak. Bir gün sadece. Ya sen şimdi gidiyorum. Şu an şey olduğun için ama daha acemi öğretmensin sen de. Fark etmiyor ki. Ya baba oğlum kitabın var ya. Kitabın bir ünitesi hayır, öğreteceksin bak, şimdi... Ne öğreteceksin sanki farklı ne öğretebilirsin ki? Fıkra falan hayır. Mı düşünüyorsun mesela o çocuklara hayır, anlatıyor. Çocuk ya yani çocuğa sen kitap üzerinden gidersen hiçbir şey öğretmiyorsun çocuğa. Aslında ayrı bir konu. E ne üzerinden gidiyorsun sen? Konular yani nereden? Yani hani İngilizce öğretmeye çalışıyorsun. Sen ha senin ders sen kendi ders konseptinle alakalı tabii konuşuyorsun. Ki canım. Tamam. Sen İngilizce sadece farklı. Kitaptan gidersen ne çocuk onun eğlencesini yapar. Tamam. Ne onun işte öğrenirken hevesi artar. Sadece kitapları okuyorsun. İşte tabii iki tane yazıyorsun o geçiyor. Öyle bir şey yok işte öğretmenlikte. Bu sana ben... özgü bir şey. Hayır, hayır sana evet. İşte özgü öyle bir değil. Şey. Her öğretmen bak, böyle değil diyoruz biz ha, oğlum. Onu, bak, onu diyoruz. Onda... Yani benim lisede hayır, biyoloji canım. Hocam vardı. Tahtaya geliyordu. Karaciğerin görevleri. 14 madde yazıyordu. Sen deftere yazıyordun. Sınavda geliyordu. Karaciğerin görevlerini yaz. 12 yani. Madde yazdın. 0. Şimdi İki o adam için diye. Veya yani o kadın bunu, için şöyledir. Pardon da hani anladın mı? Anladım. Yok. O kadın veya adam için şöyledir. Ya adam artık veya kadın 20 yıldır öğretmenlik yapıyordur. Bütün ders planları, bütün ezberindedir şey diyorsun? Hazırdır. Der ki ben bugün bu materyalleri kullanacağım. O yüzden ben bunları hazırım ve Oğuz, bunları uzadık 20 yıldır materyal yapıyorum. Materyal yok. Kullandığı materyal tahta ve tahta evet. Kalemi. Yani şöyle, ondan bahsediyorum. Hayır o tahtaya örnek... ve tahta kalemi neden yazıyor peki? Burcu'nun verdiği örnek kötü bir öğretmen örneği arkadaşlar. Kötü örnek evet. Bundan bahsediyorum ben yani hani... Senin gibi değil öğretmenlerin çoğu anlatabiliyor muyum? Yani şey yapan öğretmenler de var işte ben bu konuyu daha nasıl hani ilgi çekici kılıp da öğrencilere anlatabilirim değil. Benim şimdi... o biyoloji hocam mesela diyordu ki benim 3 tane sınavımdan 100 alan tıp okur. 3 sınavından da ezberleyip gittim 100 aldım tıp falan okumadım. Nerede tıp hani o zaman anladın mı hani? Nerede tıp ya, yani? Benim ya bir şimdi... tane kimya öğretmenim vardı. Sadece tahta yazıyordu. Tahtayı da kendisi yazmıyordu bize yazdırıyordu. Bari onu yaza be. Bak benim mesela ben hani Anadolu Lisesi'ne falan da gittim. Zamanında benim lise düz liseydi. O benim kimya öğretmenim. Ben mesela dilci olmama rağmen çok eğlenceli yapıyordu dersi. Ve kadın o zaman 45 yaşın üstündeydi.
Ben eşit ağırlığım, benim kimya öğretmenim seviyor, yoktu. Kimisi sevmiyor demek evet. Yani. Ben mesela ilkokul hocam da çok iyiydi. Ama çok iyi olmayan hocalarım da vardı yani. Onlar hepimizin bence vardı canım ya. Yani tek şeyi geliyor hakikaten devlet memuru gibi. Geliyor saat 8'de tahtaya yazı yazıyor. 43 zil bitiyor gidiyor bu kadar yani. Evde de oturup da yarın ben çocuklara nasıl ilgi çekici kılsam dersi diye düşündüğünü sanmıyorum. Bak yani. O da şöyle benim nazarımda. Hani 10 öğretmenin 2 tanesi gerçekten öğretmenlik yapmak değil de öğretmenlik kolay olduğu için yapıyor. Nasıl öğretmenlik yaparım? Gelirim zaten her şeyim hazır. Ben hani devlet kolay değildi okulundayım. Hayır bak 10 öğretmenin ikisinden bunu bahsediyorum. Kafa olarak. Adamlar da o yüzden hiçbir emek göstermediği için bütün her şey baştan sağma gidiyor ve sen ne dersin verimini alıyorsun ne de bir şey öğreniyorsun gerçek. Ama bak bu her yer. Arkadaşlar tamam öğretmenliği daha sonra tartışır mısınız artık? Yeter bence tamam da yeter yani. Solitude 20. ayında her zaman daha güzel günlere kalbimi hepinizi öptüm yayınlar. Çekte de selamlar herkese kocaman kalp ve güzel selamlar. Arif'im öncelikle merhaba tekrardan. Buldum cüzdanımı 20. ayımızda kutlu olsun. Ben başından beri masamdaymışım. Böyle bu kadar. Melliti 11. Daha fazla konuşmak istiyorum bu konu hakkında zaten. Melliti 11. ayında. Merhaba. Life of Ray. Queen Trifisa. Burak 74. ayını. Cherry Pick 6. ayında gelmiş. Devam ediyorum. Ne değişiyor? Artık bitsin bu 2 saat 21 dakika oldu. Oyuna geçeceğim. Bunlar öğretmenlik tartışıyor. Allah belamı vermesin bir şey söyledim öğretmenlikle alakalı ya. Ama yani. Çünkü bu işi gerçekten çok iyi biliyorlar. Hem veterinerlik kısmını hem seyistlik hem binicilik kısmını biliyorlar. Ama orta seviyede bir seyistler. İşte bahsettiğim fiyatlarda alıyorlar. Hocam valla enteresan güzel bir meslekmiş. Ben sevdim. Sen de seviyorsun herhalde işte. Tam da videonun sonuymuş Katdemit ya. Yani hayvanlarla uğraşmak, doğayla iç içe olmak tabii ki çok güzel. Ve gerçekten asil hayvanlar. Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Enteresan mesleklerim burada son... Bir şey söyleyeceğim bak. At da asil, kedi de asil. Ama kedi şerefsiz. Nankörlük peşinde kedi. At hiç öyle değil mesela. Hep diyoruz ya mesela. Yine hizmet. Kedi bana asil gelmiyor ki. Nasıl kedi asil değil ya? Kedi bayağı asil. Kedi hayvan. Bence asil değil. Bence öyle. Arkadaşlar çete linkleri pıttırdım. Ah Arif'im ah. Gül. Kedisine gül. Göre değiştir. Kedi kediler tatlı. Tatlı ya evet bence de. Kedi nasıl tatlı ya? Kedi nasıl tatlı? Her an gözünü Garfield tırmık... asil değildi mesela. Ve ponçik ponçik bakıyor sadece. Her an gözünü tırmıklayabilecekmiş, her an üzerine atlayabilecekmiş gibi o bir hayvan canım. Ya. O ayrı, o ayrı. Bir görüntüsü tatlı yani asilden daha çok. Ha, kediden kediye o da değişir. Mesela bir tane kedi var bu böyle tüyleri olmayan o korkunç bence görüntüsü. Korkutuyor beni yani. Mesela Scottish'ler. Bence sizde sizi tembel. Tüy tatlı kılıyor bence. Hayvanı. Ne alaka? Niye? Ben de tüylüyüm. Ben de tatlıyım. Ayı da tüylü. Ayı... Ben kıllıyım bu arada. Ben tüylü değilim ki. Keşke tüy olsa. Keşke tüy olsa yani. Keşke.